çürüklerim var bu arada. Bunlar diş taşı. Tamam mı? Bu arkadaşımız dişlerini düz. Burada kanal feder mi? Şimdi bak, bu ağrıda için Ramazan sürecinde oruçlu olduğumuz zaman dilimi çok fazla, çok uzun bir zaman. Dolayısıyla mutlaka sahurda diş temizliğinin çok sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunu nasıl yapılacağız? Öncelikle macunlarla fırçaladıktan sonra macunların içinde bazı maddelerden dolayı dişin üstünde kalmaması gerekiyor. Bu hem orucu uzun olması hasebiyle su ihtiyacını arttırıyor. Dolayısıyla dişleri fırçaladıktan sonra çok güzel bir şekilde çalkalamak gerekiyor. Hatta sonrasında tekrar su içmek faydalı olacaktır. Ve en az 3 dakika sürmeli sahurda yaptığımız temizlik. Artı yiyecek olarak da insanlar özellikle iftarda daha çok yaşıyoruz. Bunu nedir? Çok fazla bir anda yendiği için daha sonrasında da asitli içeceklerin bunları hazmetmesine yardımcı olacağını düşündüklerinden dolayı asitli içecekler içilebiliyor. Ama bunlar dişte erozyonlara neden olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka sonrasında ağız çalkalanmalı, fırçalanmalı. Onların bu asitli içeceklerin artıkları ağızda kalmaması çok daha uygun olacaktır. Bahsettiğim gibi diş fırçalama en az 3 dakika olmalı. İşte diş etinden dişe doğru tek yönlü hareketle fırçalanmalı ve bütün dişlerin tamamen fırçalandığından emin olunmalı. Ekstra olarak yapılırsa dişlerin arasında mutlaka diş ipi kullanılmalı. Fırça genellikle diş arasındaki yiyecek artıkların çıkartmakta yeterli olmayabiliyor. Bunun için diş ipi kullanımı çok önemli. Bunu da yaptıktan sonra iğne çalkalayarak macun artıklarının ağızda kalması